Evet, öncelikle yani Galatasaray'ı ve Başakşehir takımının ikisinin de bence yüksek performanslı, güzel bir mücadele oldu. İki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Tabii baktığınızda çarşamba günü baktığınızda yüksek tempoda 120 dakika bir kupa maçı oynadık. Dolayısıyla bir yorgunluk da var ama buna rağmen gayet güzel bir mücadele oldu. Ben oyuncuların performansından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Baktığınızda zannediyorum kupayla birlikte 14 haftadır iki mağlubiyetimiz var. Biri Fenerbahçe'ye, biri Galatasaray'a. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü baktığınızda Galatasaray'ın ve Fener'in artık bütçe olarak da her anlamda diğer takımlardan kopmuş durumda. Ama buna rağmen mücadelenin ben çok iyi geçtiğine inanıyorum. Ve özellikle Başakşehir başta teknik direktörümüz ve oyuncularımızı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü 14 haftanın iki mağlubiyeti, biri Fenerbahçe'ye, biri Galatasaray'a. Hepimizin bildiği bir gerçek var ki oyuncu kalitesi olarak da bütçe olarak da iki takımın da artık diğer takımlardan koptuğu çok açık net. Dolayısıyla böyle bir mücadele oldu. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz. Başkanım, çok konuşuldu Duba transferiyle ilgili. Aldı, alınacak. Sizin 1 milyon euro para istediğiniz şeklinde de haberler de çıktı. Duba transferi neden olmadı? Sizin böyle bir talebiniz oldu mu? Şimdi tabii maalesef onu da biz böyle basından, medyadan duyuyoruz. Ona da çok üzüldüm. Duba baktığınızda sezon başı planlamamızda Galatasaray'ın as başkanı Erden Timur Bey, bizim as başkanımız Mesut Bey ile bir iki telefon görüşmesi yapıp transferin hatta son dakikasında Galatasaray kontenjanı boşaltmaya çalışıyor. Bizde iyi bir oyuncu olduğu için böyle bir teklif geldi. Biz de kendi oyuncumuzu sözleşmesinin yarım sezonluk bedelini ödeyerek feshettik ve Duba'yı bizim takımımıza dahil ettik. Ben kendisine o zaman bizim as başkanı da şunu söylemiştim. Sezon sonuna kadar planlamamız da olmalı. Eğer yarım sezonluk veriyorlarsa biz hiç böyle bir sözleşmeye girmeyelim diye. Fakat hayır, sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz. Siz de planlamanızı ona göre yapabilirsiniz dediler ve biz ona göre onay verdik. Şu ana kadar bize gerek Erden kardeşim, gerek Dursun Başkan'la da yaptığımız görüşmede aramızda asla böyle para konuşması falan olmadı. Olamaz da. Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar da kiralık bizim oyuncumuz. Dolayısıyla bizim de o bölgeye ihtiyacımız var. Oradaki mevcut oyuncumuzu da yollamışız. Böyle bir anlaşmayı zaten bırakıp konuşmayı biz planlamamızda böyle bir oyuncuyu veremeyiz diye söyledik. Dursun Bey de bunu çok normal karşıladı. Aramızda en ufak böyle bir konuşma olmadı. Nereden çıkıyor, nasıl yazılıyor bilmiyorum. Böyle bir para konuşması olmadı. Teşekkür ediyorum. Maçın içinde 2-1'lik bir pozisyon vardı. Başakşehir golü buldu. Sonrasında iptal edildi. Belki son dakikalarda maçı ortak olabilirdi Başakşehir. Bunun hakkında neler söylüyorsunuz? Yani Başakşehir biraz daha erken yemeseydi golleri bence daha zor bir maç olurdu. Goller erken geldi. Arkasından da tabii herhalde önde değil de daha gerilerde offside. Bu yeni offside sistemiyle herhalde zannediyorum offside'a giren Deniz Türüç'tü. Ondan dolayı offside verdiler. Ve o karara istinaden 2-0'lık bir skorla son dakikaya kadar gittik. Eğer 2-1 olsaydı mutlak sonuç daha zor olurdu. Peki, teşekkür ederim. Yani şöyle zannediyorum çarşamba günü bununla ilgili bir araya geleceğiz. Evet. İhale komisyonunda Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, ben varız. Federasyonla da birlikte bir genel değerlendirme yapacağız. Şu an zaten mevcut şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar orada açıklanacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Sayın başkanım, iyi akşamlar. Evet. Tabii yayın ihalesi var. Ne zaman ama? Önümüzdeki hafta. Öyle mi? Bakalım.
neler olacak Türk futbolu için. Türk futbolu için önemli. Şey tarih değişmedi de şartname alma süresi uzamıştı. Dries Mertens kolay bir maç olmadı. Başakşehir iyi oynuyor. Kaliteli oyuncuları var. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı. Bulduğumuz gollerden sonra iyi şekilde devam ettik diyor. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı dediği kendi golü olduğu için herhalde. Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler kendi adıma büyük gurur. Yani tabii çok çok önemli oyuncu. Yani öyle evet. Az buz bir oyuncu değil. Çok büyük bir kariyer. Efendi de bir de yani öyle bir sahada pislik çok yapan falan şey bir oyuncu değil. Evet. Yaşlanınca sahaya oğlunuzla çıkmak bir onur. Yaşlanınca. Bir hayalin gerçekleşmesi bu hayalimi gerçekleştirdim diyor. Çok tatlı maşallah sen görmedin mi? Müthiş tatlı gördüm. Bir oğlu var. Gördüm. Maşallah. Güzel tabii şeyler bir baba için. Güzel bir şey bu. Oğluyla beraber sahaya çıkabilmek. Ne mutlu. Sağlıkla. İnşallah oğlu da evladını. Futbolcu olur. Çünkü futbolcudan, futbolcu babadan futbolcu oğul az çıkıyor da. Hakikaten futbol... olmuyor ya. Bizde futbol, bizde hakem babalar, hakem çocuk çok çıkıyor. Çıkıyor. Yani büyük kabiliyet. İyi çıkıyor bizde. Mu? İyi çıkıyor. Futbolcudan pek fırlayıp iyi çıkıyorlar. Olmuyor. Hocam fırlayıp çıkıyorlar. Çıkıyorlar hocam, fırlıyorlar evet. Hani şimdi ben başka bir tabir desem millet tersi anlayacak. Kullanmıyorum. Fırlıyorlar, çıkıyorlar. Ama şeyler, futbolcuların, hani, iyi futbolcuların çocukları çok iyi olmuyor. Fırlatma sistemiyle çıkıyorlar. Havaya fırlatma sistemiyle çıkıyorlar. Kademe kademe çıkacaklarına buradan bir koyuyorlar. Bizim çocuk gitti ya Mersin'de hani uzaya. Onun Alper, gibi Alper, lap diye döndü çıkıyor. Hocam o da. Geldi mi? Sağ salim döndü. Hemşerimiz ya. Bizim evet. Geleyim bakayım. Bana Barış Alper demiş ki öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi mücadele gösterdik ve kazandık. Taraftarımız maçın başından itibaren bizi destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Tek tek bakıyoruz maçlara. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün iyi mücadele ettik demiş. Bir daha söylüyorum. Evet. Sen oku hocam. Çok çalışıyorum. Antrenmanlarda bolca ekstra yapıyorum. Kendi özel ekibim var. Bak bu doğru bir yöntem. Evet. Bazı futbolcular bunu yapmaya başladılar ve karşılığını da alıyorlar. %100. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. Daha çok geliştirmek istiyorum. Öğrenmenin, geliştirmenin, gelişmenin yaşı yok. Her türlü daha iyi olur. Daha iyi olur. Barış. Oluyor da işte gözüküyor. Barış sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hepsi güzel. Hakikaten kabiliyetli. İyi diyorsun. O kabadayılığı bırak. Vallahi seni duman ederim abi. Yakalarsam seni duman ederim. Ama bak bir de şeyde top ondan çıkmıştı. Benden çıktı diye güzel bir centilmenlikte yaptı. Hakem de geldi tebrik evet, etti. Evet. Barış Alper iyi gidiyor. Milli takım için önemli. Bu şimdi maç 2-0 herhalde. 0-0 olsa yapar mıydı o da böyle? Yani, yapardı diyelim. İnşallah o gün yapardı diyelim. Evet öyle umalım. Öyle umalım. Bugün şöyle bir bakıyorum. Barış Alper'i verdik. Başakşehir'de de Davinson, Joseph, Kemen falan oynadılar ama Piatek son 13 maçta 12 gol atmıştı. Bugün Piontek pek ortada yoktu açıkçası.